Vallahi ne düşünüyorum, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Öyle düşünüyorum. 18'e niye çıktı? Dış güçler dediler. Düştü. Bu da iç güçler mi düşürdü bunu? Madem dış güçler bunu yapıyor, niye bir çıkarıp indiriyor? Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan dedi ki, biz Çin modeline döneceğiz, faizi düşüreceğim, kur yükselecek. Kur yükseldikçe yükseldi, sonra bir gecede pat diye düştü. Sizce bu bilerek mi yapıldı? Bence o hiçbir şey bilmiyor. Ben ondan iyi yönetirim. Ama kitabını yazdım dedi ekonomide. Vallahi ben de neler yazıyorum evde ama hiçbir işe yaramıyor. Bugün dediğini yarın o da şey yapıyor, vazgeçiyor, unutuyor. Ya da bilmeden mi diyor? Ne bileyim, hafızası mı kayıptır, nedir, neyin nesidir? Şimdiye kadar hep dua etmiştik Allah'ım gelsin diye. Şimdi de diyorum ya Rabbi kurtar bizi. Memleketi de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Mahvetti ülkeyi. Yazık torunlarımıza, gelecek neslimize. Bize dedelerden bir şey kaldı ama bizden hiçbir şey kalmayacak. Ülkeyi verdi Araplara, mahvetti. Daha hangisini sayayım vallahi? Siz daha önce oy verdiniz ama... Çok verdim, çok pişmanım. Çok pişmanım. Nasıl ettim o deli? İlk dönemler iyi geldi bize. Acaba bizi kandırmak için mi yaptılar? Yani bir şey denediler. Bizi denediler. Bizi kandırdılar. Şimdi peki şu an seçim olmalı mı? Bence olmalı. Bundan da bir an önce kurtulmalıyız. Nasıl kurtulacağız? Milletin bir kısmı uyanıyor ama biri hala gaflet uykusunda. Yani dolar düştü diye horon edenler davul zurna kıyamıyor. O birkaç günlüktür öyle. O çıkar gene yakında. Hiç güvenmiyorum. Yok. Bu nasıl, dolar mı basıyor? Nasıl düşürüyor doları? Evet, bunu dolar basacak hali yok. Yani halk perişan. Dolar çıkarken zamlar geldi. Dolar indi ama hiçbir zam gitmedi. Hiçbiri gitmedi. Gene aynı devam ediyor. Belki de onu esnafa suçu atmak için şey yaptı. Bakın yani esnaf ediyor, düşürmüyor. Bende bir hata yok. Ben yoktum dedi zaten. 128 milyar dolar da mı ben yoktum demişti değil mi? Yani Karadenizliyim, utanıyorum Karadenizli olmaktan bunun yüzünden. Bizi de rezil etti. Kendi de bilmiyorum. Yani hiç memnun değil. Çok oy verdim, çok da pişman oldum. Nasıl yanıldım? Beni bile kandırdı. Kanman kolayına kandırdı beni. Sizce halk sizin gibi dönüşüme uğradı mı? Yani insanlar sizce... Artık sizin gibi düşünüyorlar mı? Hani kandırıldık diye düşünüyorlar mı? Ya benim çevremdekiler düşünmüyor. Onlar hala bir şeye inanmış gidiyorlar, şu tarikatçılar gibi. Nasıl tarikat şıkları? Çocuğunun başını kesiyor, diyor ki bu Allah'tandır. Şimdi bizim, yani benim kendi yakınlarım aynı öyle. Bu Allah'tandır, bu şundandır, bu bundandır. Yani herkeste hata var, onda yok. Nasıl iştir, nasıl inanmışlar bilmiyorum. Halk biraz şey, nasıl derler, sabit fikirli. Ama çok yanlış, sabit fikirli olmamak lazım. Yani mesela Maliye Bakanı çıkıyor, diyor ki benim gözlerimin içine bir bakın. Yani ortada bir veri yok, bir rakam yok, hiçbir şey yok. Bu şey bir gecede kim o kadar doları sattı, ortada kimse yok. Ama benim gözlerimin içine bak, ışıltılı gözlerime bak. He, oldu. Öyle kandırsın dursun bizi, ne bilirim, yalanı beceriyorlar işte. Doğruyu desem kimse inanmaz, yalanı de herkes inanıyor işte. Böyle bir halkız yani, yalana inanan bir halk. Seni bugün iyi görürüm, yarın bir yanlışını görürüm derim ama bu benim babamın kızı değil. Aynen. Babam da olsa dönerim, ne olacak yani bana zararı olduktan sonra. Devlete de zararı var, bize de, millete de. Bence memleketi mahvetmiş. Biliyorsunuz dolarımız bir gecede düştü. Evet. Şu an 11 lira kadar geriledi. Evet, evet, bunu bir vatandaş olarak, başarı olarak görüyor musunuz? Şimdi bakın, tabii o bir başarı. Ama en büyük başarısızlık, tabii onu artık insanımızdan kaynaklanıyor. Bana yansıdı mı kardeşim? Bana hiç yansımadı. Zerre yansımadı. Marketlerdeki fiyatlar düştü mü? Düşmedi. Şu anda benzin istasyonu düştü mü? Düşmedi. Peki ben ne anladım doların düşmesinden veya yükselmesinden, altının yükselmesinden? Ben de zaten dolar 20 lirayken de para yoktu. 11 lirayken de para yok. Hiçbir şekilde vatandaşa yansımadı. Bir şeyler yapması lazım, yoksa değişen hiçbir şey olmadı ya. Hiçbir peki şey şöyle olmadı. Sorayım. Neden dolar birden 18'e kadar çıkıp bu kadar sert düşüş yapabildi? Bir fikriniz var mı? Var da konuşmayacağım. Var. Çok şey vardı. Twitter'dan yazamıyorsunuz. Hemen millet zaten tazminat davası ardından peşine geliyor. Çöğürlenecek çok şey var. Dolar 20 lirayken gece yarısı yapılan operasyonla sabaha kadar kaça düştü? Ve oradaki yüksekten satıp aşağıdan bunları toplayanlar kimler? Bunları bankalardan öğrensinler bunlar. Söyleyecek çok şey var da söylenmiyor yani. Erken seçim olmalı mı? Bence olmalı. Çok acil. Çok acil. İvedilikle olmalı. Çok acil erken seçim olmalı. İnanın sizi takip ediyorum. Çok güzel şeyleri şey yapıyorsunuz ama burada zannetmiyorum çıkmaz. Bakalım, konuşuyoruz. Halkın nabzını tutuyoruz. Konuşun. Hayvanlarımıza da sahip çıkılsın. Vergileri, muma şeyleri düşürülsün lütfen. Ben 2 senedir kendi çabamla bakıyorum. Ama belediyeye de başvurdum. Hiçbir faaliyet yok ablam. Çok hayvanlarımız ölüyor. Dedim, ne düşünelim? Düşünecek bir şey kalmadı ki ablacığım. Kalmadı, raflara gidiyorsun, bir bakıyorsun rafta yazıyor. Dolar o kadar indi, niye zamlar gitmedi?
Onları bilmiyoruz, onu biz bilmiyoruz. Onlar baştakiler biliyor. Onlara çünkü müdahale edilmediği için onlara aynı fiyattan veriyorlar. Belki de daha yüksek veriyorlar. O yüzden aslında madem dolar düştü, dolara bağlıydı, o zaman bunların da inmesi gerekiyordu. Mazotun, benzinin, ne bileyim yağın, yiyeceğin, her şeyin düşmesi gerekiyordu. Peki doların düşüşünü bir başarı olarak görüyor musun? Hayır, hayır. Görmüyorum. Onun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani birden 18'e kadar çıkıp birdenbire 11'e kadar çakılması. Aynen. Parası olan yukarıya çıktı. O paradan bozdurdu. Olan fakire fukaraya oldu gene. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Dolar düştü ama zamlar henüz daha düşmedi. Ne düşünüyorsunuz? Zamların da düşmesi düşünürse daha güzel olacak. Sadece... Marketler hep aynı şekilde devam ediyor. Hala hiç indirim yapılmadı mı? Yok. Ben dün gittim, hiç yapmadı. Yani dolar çıkarken zam geliyor da dolar inince niye acaba zamları geri almıyor? Ben anlamıyorum işte. Halk olarak biz de anlamıyoruz onu. Biz, ve isteğimiz o yönde yani. Peki doların aniden böyle 18 lira kadar çıkıp şimdi 11 lira kadar düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla onu pek anlamıyorum onda. Yani bu şey dış ülkelerin gücüyle oluyor. Yani dış güçler mi 18'e kadar çıkar? Aynen aynen. Yani içerideki hainlerimiz de hepsi beraber. İçerideki hainlerimiz kim sizce? Devletimize karşı gelen kişiler işte. Evet. Muhalifler mi? Aynen. Muhalifler hain mi sizce? Muhalif olan insanlar hain mi? Hain değil de mesela hükümetimizi düşürmek ister ama hainlik derken bizi de yok ediyor mesela. Ama hükümetler gelip geçer, biri gelir öbürü gider ama yani. Devlet bakidir. Yani devlet hepimizin devleti aynı devlet. Aynen. Yani muhalif olmak hainlik mi sizce? Devlet olmak hayır. Muhalif olmak. Muhalif hain. Olursun o güzel bir şey ama... Halka böyle eğer zararın dokunuyorsa o hainliktir bence. Ama mesela siz de şimdi eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki zamlar geri alınmadı. Hı. Ben size şimdi hain desem bu hoş bir şey mi? Ya hoş bir şey. Eleştiri değil. Oluyor aslında. Ama yani bunu yapan birileri var yani. İşte kim yapıyor? Yani bunun devlet mekanizmasıyla yani kontrol altına alınması gerekiyor. Hepimiz aynı aslında fikirdeyiz. Hani zamlar, verilen zamlar geri alınsın. Tabii ki. Değil mi? İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Dolar düştüğü zaman niye bu zamlar düşmüyor? Her zaman aynı şey oluyor. Siz de şu an mesela eleştirdiniz. Evet. Hain değilsiniz değil mi? Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hayır. Dolar düştü. Ne düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum. İnanmıyor musunuz? Evet. Düşer ama geri çıkar. Bize diyorlar ki işte yağlar düştü şöyle böyle kastelerde yazıyor. Biz var ya gidiyoruz şeye marketlere. Gidiyoruz bir araştırak bakalım bir diyor. Şu düştü diyorlar diyor. Gidiyoruz aynı fiyat yani. Düşen yok. Bir kilo şeker aldım. İnan ki sordum adama. Adam demez mi ki şekerin kilosu 10 milyon. Ula dedim ne zaman çıktı bu dedim. Sonra tüp alayım ben doğalgazlı değil benim evim. Tüp alıyorum. Gidiyorum tüpçüye diyor ki abla bu haftada diyor, tüp diye 50 milyon. Küçük tüp küçük. Nasıl bu 50 milyon eder? 2 gün dayanmıyor zaten küçük tüplerde. 50 milyonla ne yapabilirim ben? 3 gün 4 gün anca gidiyor. Dolar düştü ama yapılan zamlar daha düşmedi. Daha düşmedi aynen, yani. Aynen. Yerinde sayıyor. Hani düştü diye biz de sevindik ama baktık yerinde sayıyor. Dolar düştü ama gerçekten fiyatlara yansımadı istediğimiz kadar. Halen yağlar 150 lira işte. Yani düşmüş de 130 liralara falan düşmüş ama bundan 3-5 ay öncesi yağlar işte 70 liraydı, 60 liraydı. Şu an o fiyatlara gelmesini bekliyoruz. %10'luk bir indirim var. O da çok az bir indirim. Onun daha da... Var mı? Gördünüz mü %10'luk? %10'u az önce dinledim. Daha yeni yeni olmuş. Görmedik. Bazı marketlerde o da. Hepsinde değil de tam bazılarında %10 indirim var. Ama daha düşmedi. İndirim aradık ama yok. Dolaştık. Biz de market dolaşıyoruz yani. İndirim mi kovalıyorsun? İndirim kovalıyoruz gerçekten. Ama yok. Peki doların düşüşünü bir başarı olarak görüyor musun? Hayır. 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 Bunlar bir... Neyse. Yani bilerek mi acaba 18'lere çıkartıldı? Evet. Hani derler ya alüstü yok gibi bir şeyler yani yukarıdan. Ben öyle diyorum. 18'lere gelmesi de bilerek yapılan bir şey miydi? Vallahi ne diyeyim şimdi? Şaşırdım. Tabii ki bilerek yapılıyor ya. Kesin bu iktidarı düşürmek için. Başka bir şey değil yani. Kim yaptı sizce? Ya, emperyalizmdir yani. Kim? Dış ülkelerin şeyin oyunudur yani. Bu işte de tabii hainler var. Onların da bir oyunu. Ama tabii işte başaramadılar, başaramayacaklar. Bu böyle devam edecek ama tabii fiyatlara yansımasını istiyoruz. Daha istediğimiz kadar, istediğimiz şeye gelmedi o. Dolar düştü zamların da eski fiyatlarına dönmesini bekliyoruz. Dönmezse zaten... Dönmezse bir başarı olarak görür müsünüz bunu? Yani... Bir başarı olarak tabii ki bir başarı var ama... Yani halk enflasyona ezilirse bu bir başarı olmuş oluyor mu? Yok tabii ki. Tabii ki olmuyor aynen.
Sağ olun, teşekkür ederim. Evlerin kiraları çıkmış diye 3,5 milyar. Evin elektriği, suyu, doğalgazı olmayacak mı? Bu kiralara hiçbir şey, kimse bir şey söylemiyor. Yani önüne dur diyen yok yani kimsenin, ev sahiplerine. Bunlar bizi yansıtıyor bize, yani biz fakir insanız. Nasıl geçineceğiz yani? Biz onları düşünüyoruz yani. Herkes kendi şeyine çekilmiş, sesini çıkartmıyor. Yani kimse konuşmuyor yani. Artık millet niye böyle, korkuyor mu? Yoksa içinde korku mu var, ne var? Milletin hiç... Yani insanlar alım gücü düştü, insanlar evet. Halk ekmeğin önünde kuyruklara giriyorlar. Evet, kuyruk var. Görmüyorlar mı bunu? Oraya gelsen görsen bir. Buradan depoya kadar kuyruk. Bu da biliyor. Bulvarın başına bak, ben de burada normal ekmek alıyordum. Normal alıyordum. Bak belediyeye döndüm. Ne vallahi yapalım? 3 tane çocuk var. 3 tane ekmek bir insan anca doyuruyor. Küçük o da. Evet. Yani çocuklar aç kalkıyor sofradan. Bir yanı yiyor, bir yanı kalkıyor. Sizce bir erken seçim olmalı mı? Bence de olsun. Olsun yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Olsun yani. Bence de aynen. Aynen dediği gibi arkadaşlar. Kim iyiyse o gelsin başa. Kim başarılıysa o gelsin. Dolar 18'e kadar çıktı, birdenbire 11'e kadar çakıldı. Evet. Çıkarken zamlar geldi, inerken hiçbir gelen zam geri gitmedi. Ne düşünüyorsunuz? Yani memleket mahvoldu. Gerçekten hiçbir şekilde ayak uyduramıyoruz. Benim eşim esnaf, bilgisayar işiyle uğraşıyor. Her şeyi dolarla alıyor, dolarla iş yapıyorlar. Gerçekten dolarla iş yapıyorlar. Hani Türkiye'de şu anda her sektör dolarla iş yaptığını zannediyor. Ama o mesela gerçekten dolarla iş yapıyor. Ciddi anlamda vurdu bizi. Bir türlü denge sağlanamıyor. Bilmiyorum yani artık her sabah kalktığımızda bugün ne olacak endişesiyle yaşamaktan bu ülkede artık bıkmış bir durumdayız. Doların aniden 18'lere kadar çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok ciddi bir makas aralığı var. Evet. Bir anda çıktı ve bir anda geri düştü. Burada bir manipülasyon hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyoruz. Yani her seferinde yok işte dış güçler, yok işte bilmem ne. Bir şeyler kötü gittiğinde sürekli dış güçlere, farklı kuvvetlere işte suç atılıyor. Ama kendisi düşürebiliyor. Hani kendi şeyiyle düşürebiliyor. Niye daha önce düşmüyor o zaman bu? Neden evet oralara çıkması gerekiyor düşmesi için onu bilmiyoruz. Kendi istediği zaman düşürmek istiyor. Farklı planları var. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Bakalım yani işte. Yani ihracatı arttıracağım diye de kuru yükselttiğini kendi söyledi. Evet. Ama birdenbire de düşürür. Yani yapıyor işte resmen piyonla oynar gibi. Ben artık böyle düşünüyorum. Gerçekten hepimizin psikolojisi bozuldu. Zaten pandemi yüzünden insanların işleri berbat bir durumda. Hiçbir şekilde esnafa ya da ne bileyim vatandaşa destek sağlanmıyor. Bir de işte dolarla bunları yaşadıktan sonra. Ve şu an siz Zeytinburnu'ndasınız. Biz burada yaşıyoruz. Görüyorsunuz burada ciddi farklı sorunlar da var. Yani devletle ilgili farklı sorunlar da var. Çok ciddi mülteci alan bir ilk. Yok yani ben yok, zor aynen. Denk geliyorum. Nadir bize denk gelmiş. Evet. Yüksek ihtimalle. Yok bu da çok ciddi bir sorun. Böyle yani sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Doların düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir başarı olarak görüyor musunuz? Hangi televizyondan? Özgür istediğinizi söyleyebilirsiniz. Özgür. Özgürsünüz. Doların düşüşü zaten o şey sen söyle. Onun gidişi zaten hani yukarı çıkmak değil ki. Piyasayı şaşırtmak o. Bilerek mi yapıldı? Tabii bilerek yapıldı. Oraya gider mi ya? Yani 18 lira çıkartıldı. Sonra 11 orada satılıp 11 lira mı? Nerede görmüş ya kardeşim öyle. Bu kadar olmaz. Ha ne oldu bunun yükselmesi? Vatandaşa marketlerde mahvolduk. Bir tuvalet kağıdı affedersin 100 liraya çıktı. Peki bu Çin modeline geçiyorduk. Doları şişirdiler. Kuru arttırdılar. Faizi düşürdüler. Ondan sonra birden o modelden vazgeçtik. Müdahale ettiler ve 11 liraya düştü. Bunda bir manipülasyon olduğunu düşünüyor musun? Tabii düştüm. Birileri kazandı burada. Birileri kazandı. Bir gecede söylemez bir çeyrek altın 1090 liraydı. Oldu 16700 lira bir gecede. Parası olan kazandı ama bizim gibi cebi boş böyle görünümde var ya çocuklarımız sağ olsun da bizde bir şey yok. Mutlu musunuz? Memnun musunuz? Millet memnunsa biz de memnunuz. Halk memnunsa biz de memnunuz. Bunu bir başarı olarak görüyor musunuz? Vallahi dış güçlerden bilmiyorum ne olacağını da artık Allah'a havale ettik. Hakkımız, dış güçler mi yaptı bu? Hakkımızda hayırlısı olsun. Bilemiyorum ki hani siyasete de pek karışmak istemiyoruz ama. Peki 18 liralara kadar çıkarken sizce bu bilinçli mi yapıldı? Nasıl diyeyim rekabetimiz çoktur. Kim çıkardı onu mesela? 18'e kim çıkardı sonra nasıl düştü? Ben dış güçler olarak biliyorum ama içten de var dıştan da var bilemiyorum artık.
Siz ne düşünüyorsunuz? Valla adam belli bir şey söyledi. Diş güç, iş güç deyince bir şey düzelmeyecek yani. Böyle iş güç, diş güçle demeyle olmuyor. Doları işte dış güç çıkartıyor da iç güç indiriyor. Ha, iç güç dediğin gibi dolar eğer diş güç yükseltiyorsa nasıl indiriyorlar? Değil mi? O zaman diş güç yok. Hatta yönetenler de %500. Hiç siyasetten de korkmuyorum, hiçbir şeyden de korkmuyorum. Yani bu böyle sanki bir allavere dallavere oldu yani. Yani 18'lere gelene kadar neden kimse müdahale etmedi de? Hiç müdahale etmedi o kadar yükseltiler. Sonra niye ne oldu da diş güçler o kadar güçlüydü da düşürdüler? Yani diş güçler çok güçlüydü. O zaman niye düşürdüler? Zaten bunu hani kendisinin yaptığını, faizleri düşürdüğü için kurun yükseldiğini söylemişti. Öyleydi. Ekonomik plan dedi. Bir ara dediler 5'te işte alırız sonra 15'te satarız. Aynen öyle oldu. Bilerek tabii %100. Şişirildi. Sonra ne oldu? Vatandaşı çok mağdur etti. Her konuda o zaman fiyatları da düşsün. Ama her şey dolarla endeksliyse o zaman fiyatlar onun elinde, her şey onun elinde, düşürsünler. Petrolü düşürsünler, herkese yardım etsinler, belli bir yerlere insanları geçse, insanlar mutlu olsun, bir şeyler yiyip içsinler yani. Halk mı soyuldu? Yani tabii halka çok büyük bir kazık atıldı. Zaten zengine hiçbir zaman bir şey olmaz. Halka çok büyük bir kazık atıldı, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Yani bilerek mi yapıldı? Bir şey düşünemiyorum çünkü her an yükselebilir yani. Yani güven vermedi mi size bu? Vermiyor. Vermiyor maalesef. Peki dolar çıkarken bu zamlar geliyor da dolar inince niye gitmiyorlar? Türkiye burası. Her zaman yükselir yani her şey. İneceğini hiç düşünmüyorum. Biliyorsunuz dolar 18'lere kadar çıktı. Sonra 11'e kadar düştü. Evet. Çok ciddi bir makas aralığı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İyi oldu. Yani, doların düşüşünü bir başarı olarak görüyor musunuz? Evet, başarı olarak görüyorum. Çünkü devlet o güvenceyi verdikten sonra bir sorun kalmıyor ki. Peki dolar neden 18'lere kadar çıkmıştı sizce? O da Tayyip'in başarısı. 18'e kadar çıkması da mı onun başarısı? O da onun başarısı. Düşürmeye de onun başarısı işte. O ne derse olacak. O olsa... Çık derse çıkar, in derse de. Çıkarken nasıl çıktığını düşünmek lazım yani. Nasıl çıktı? Mesela ekonomi politikası açıkladı. Çin modeli dedi. Özellikle çıkartıyoruz, ihracatı artıracağız dedi. Evet. Çıkardı. Sonra neden düşürdü? İhracatı arttı. İşte bir demek ki bir oyun var bunda. Bir bilinmezlik vardı. Bunu da Cumhurbaşkanı çözdü. O oyunu bozdu. Bir gecede dünyada görülmemiş yani. 4-5 lira birden düşmesi. Yani o gece sizce ne oldu? Halk mı satış yaptı? Dolarlarını halk o gece bozdurdu mu yani? Bütün bankalar kapalıyken halk o gece bütün dolarlarını bozdurdu mu? Dünya borsası açık ya. İnternet denen bir şey var. Bankacılık, internet bankacılığı denen bir şey var. Peki mesela ilk 9'lara kadar çıktığında dolar, işte hepimiz şaşırdık yani 9'lara çıktı diye. Evet. Her şey iyi giderken. Neden 18'lere kadar çıkılmasına izin verildi de hani bu yapılan işlem daha öncesinde yapılmadı sizce? İşte orası biraz muamma, doğru. Daha önce neden müdahale edilmedi? Biz ekonomist değiliz. Bu konularda bilirkişi de değiliz ama onların da bir bildiği var. Dolara bir frenleme gelmedi, yine yükseldi. Ama yani halk olarak şunu düşünmüyor musunuz? Madem bu kadar düşürülebiliyordu, neden bu dolar işte bu kadar uçtuktan sonra düşürüldü? Bunu yani düşündüğünüzde kendinize nasıl bir cevap veriyorsunuz? Demek ki planlamana göre yapıldı yani, düşünüldü. Nasıl düşürebiliriz? Bunu da en sonunda getirdiği bu planla, bu modelle. Anlık mı plan yapılıyor bizim ülkemizde sizce? Demek ki uzun süre bu, bir sürü istişareler olmuş bankaların müdürlerini bir araya topladı. Bir sürü ekonomistlerle. O zaman bu şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Bir planlama yapıldı. Şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Yani bir ekonomik model planlama değildi. Anlık gelişen bir şey miydi? Bu anlık dış müdahale, iç müdahale. Hükümete karşı olan tepkiden dolayı alımlar oldu. İhracat yüksek. Yani rekor kırıyor. Ekonomiye bakıyorum. Çünkü ucuzuz ya biz. O yüzden rekor kuruyoruz. Ucuz ama döviz girişi var. Ama ham maddeyi ithal ediyoruz. Onu da dolarla alıyoruz. Şu var. Anladım, tamam. Ama döviz girişi var mı? Dövize bir sıkıntı yok. Ama niye yükseliyor? Bilmece orada zaten. Herkes birden akın edince böyle oluyor. Bir gecede de herkes birden sattı mı sizce? İşte. Ama oyun bozuldu. Demek ki bir planlama yapıldı. Bir model sunuldu. Halk kabullenince... Peki şunu sorayım. 18'e kadar çıktı dolar. Evet. Zamlar geldi. Şimdi 11'e düştü. Gelen zamların hiçbiri geri alınmadı. O zaman ne olacak canım? Hemen birden olur mu? Biliyorsunuz devlet dolardan Türk lirasına geçenlere güvence verdi. Evet. Sizin dolarınız var mı?
Yok, benim dolarım yok. Olsa da zaten. Siz doları olanların, olanların Türk lirasına geçme karşılığında eğer kur da ezilirse aradaki farkını siz ödeyeceksiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ben niye ödeyeyim ya? Hazineden ödenecek ya. Gidişat öyle gösteriyor mu? Tamam da yükseldiğini, düştüğünü görüyoruz. Oldu ki yükseldi. Oldu ki yükseldi. Sizin cebinizden çıkacak. Yok. Yani doları olanların aradaki farkını siz ödeyeceksiniz. Yo, ben ödemeyeceğim. Ben niye ödeyeceğim yani? O zaman biz ödeyeceğiz. Sen de ödemeyeceksin canım. Vatandaş ödeyecek, hazine ödeyecek. Ya hazine... Hepimizin vergileri ödeyecek. Yani zenginin zarar etmesin diye korumuş olacak. Siz sadece düşeceğini hesap ediyorsunuz. İnşallah düşer. Ama ne kadar düştüğünü de hesap edin. İnşallah düşmeye devam eder. Çıkarsa ne olacak? Hani çıktı ya 18 lira kadar. O zaman da devlet başka bir önlemlerini alacak ya, yükseldiği zaman daha değişik bir önlemler getirir yani. Vatandaşın ezilmesini ister mi? Dolar çıktı indi ama... Allah eylesin, Allah Türkiye'mizi eylesin, bu pahalı insin, pahalı indirsin, ücretli öğretmenlere yardım etsin, ücretli öğretmenlerin maaşını artırsın. Evet. Biz emekliyik, onu kanaat edirik, ücretli öğretmenlerin çocukları engellidir. Gidiler gelirler, bir gün gitmeyende maaşları kesildi, kiralar yükseldi, kiralar düşsün. Kiracıdır benim çocuklar, çocuğum, kiracıdır. Geçinemiyor. Geçinemiyorlar. Kiracılara yazık. Bize evimiz var, emekliyim, evim var, çok şükür. Teyzeciğim, bu dolar çıkarken zamlar geliyor da dolar inince niye bu zamlar gitmiyor? Dolar çıkarken zamlar yükseliyor. Şimdi bunu tüçeler yapıyor, TÜSİAD yapıyor, iş adamları yapıyor. Onlara cezayı bassın, onları durdursun. Markete gidiyoruz, 100 lira götürürük, eve getirirük, yemek yok. Yazık günah, yazık günah. Kiralar üstünde dursunlar. Marketlerin üstünde dursunlar, ücretli öğretmenlere baksınlar. Ücretli öğretmenler çok sıkıntı çekilir. Peki seçim olmalı mı? Tayyip Erdoğan iktidarı değişmeli mi sence? Tayyip değişse diğeri gelse daha kötü yapacak. Niye? Daha kötü yapacak. Nereden biliyorum? Meral Şener PKK'nın bir. Kılıçdaroğlu PKK'nın bir. Niye Selahattin Demirtaş'ı destekliyor? Niye PKK'yı destekliyor? Desteklemezsen bu vatanın düşmanıdır. Niye şehit ailelerine acımıyor Meral Şener'le Kılıçdaroğlu? Niye? Ama sen şimdi kime şikayet ediyorsun peki? Kim yaptı bütün bu kadar zamı, kim yaptı? Doları kim çıkardı teyze? İş adamları yaptı, TÜSİAD yaptı, Kılıçdaroğlu. Niye Meral Şener gidiyor Amerika'nın büyükelçisiyle görüşüyor? Niye görüşüyor? Türkiye'yi yıkmaya görüşüyor. Onlar yaptı. Ama öncesinde Tayyip Erdoğan da konuşuyordu onlarla. Tayyip Erdoğan onlarla iyiye konuşuyordu. Türkiye'yi düzeltmeye konuşuyordu. Onlar yıkmaya konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'nin bir tikil ağacını gösterdi, tikil ağacını. Ne yapmış? Bak şimdi... Tayyip Erdoğan Türkiye'yi gülistanlık etti. Şey geldi. Ama sen geçinemiyorum diyorsun. Nasıl güllük gülistanlık oldu? Bana bak. İmamoğlu gelmiş, ne yapmış? He? İmamoğlu niye zavallıları işten çıkarttı? Niye PKK'lıları, FETÖ'cüleri doldurdu işe? Niye doldurdu? Niye? Belediye. İmamoğlu gidiyor. Niye anaları orada ziyaret etmeyi? Niye gidiyor PKK'la Batman'a, Diyarbakır'a PKK'la görüşüyor? Niye gidiyor mahpusta Selahattin Demirtaş'la görüşüyor? Yazık günah değil mi? Şehit ailelerine sayıkları yok. Yok sayıkları. Ver haber aradın ne sinir? İmamoğlu geldi Türkiye'yi yıkmaya. Nutkum tutuldu, nutkum. Valla ciddi söylüyorum. Ah teyzem ha. Kanal. Sokak Kedisi YouTube kanalı. Özgür, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yok, ne söyleyeyim, pahalıyız. Her şey pahalı, emekliyiz. Dolar çıktı, zam geldi her şeye. Dolar indi, zamlar gitmedi. Ne düşünüyorsunuz? Gitmedi. Altın düştü, dolar düştü. Şey bak daha... Market şeyler olduğu gibi duruyor. Kime şikayet edeceğim? Şikayet edeceğim kime edeceğim? Zaten yapan yaptı istediği karşısında. Marketler yanına gidemiyoruz. Doları düşürdükleri için başarılı buluyor musunuz? Hiç bulamıyorum. Bu bir oyundur. Boş ver. Oyun mu? Evet, sen göreceksin. 18'e bilerek mi çıkardılar? Evet. Arap geldi dışarıda para getirdi. Boş ver sen. Halkın parası mı ezildi? Aynen. Ben emekliyim. Benim hoşuma niye zam yok? Araba gidemiyorsun. Hiçbir şey alamıyoruz ya. Vallahi yani Afrika'yı geçtik ya. Böyle iş mi olur ya? En sonunda yani binaların üstüne çıkacağız. İntihar edeceğiz. Başka çaresi yok. Bak vatandaşın haline bak. Yok. Bak bu pantolonu yıkayıp giyiyoruz ya. Böyle iş mi olur ya? Yani söyledik mi yani bunlar, zannederek yani bunlar yalan söylüyorlar. İşte şaka yapıyor ya. Ne şakası ya? Kardeşim memleketi bitirmişler ya. Hiçbir şeyimiz yok yani. Aç yatıyoruz ya. Olay bu. Benimle ne ilgisi var ya? Amerikan doları ya. Benim için nedir? Kardeşim manava markete gittiğimde yani istediğimi almak. İstediğimizi alamıyoruz. Olay bu. Duymuyorlar mı bizi? İnanmıyorlar mı bize? Ya. Duyuyorlar da yani kendine şey yapıyor. Ne olsa diyorlar bizim dolarımız var. Biz istediğimizi alırız, yeriz, içeriz ama onlar
yapamaz. Duyarlar, iyi biliyorum. Çok iyi diyorlar. Olmayanları anlamıyorlar. Anlamazlar. Olay bu abla. Bak medik.